Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları bu serisi 4. ünite bu testler 2 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki grafikte verilen D doğrusunun denklemi Evet, 2x artı 3y artı 12 eşittir sıfırdır. Grafikte AO uzunluğu OB uzunluğunu eşittir diyor. Ve D noktası gençler. A virgül eksi 2 noktası üzerinde doğrunun üzerinde olduğuna göre CD dikdörtgeninin alanı kaç birim karedir diyor soruyor. Gençler verilenleri öncelikle şekil üzerinde gösterecek olursak AO ile OB birbirine eşit. Buradaki uzunluklar eşit. Aynı zamanda D noktasının Apsis değeri yani x değeri a y değeri gençler eksi 2. Şuradaki x değerine a diyorum. g değerine eksi 2 diyorum. Burası eksi 2. İşte D noktası burada. Gençler i̇şte bir, nok bir noktanın bir doğru üzerinde olması demek bu noktanın o doğruyu arkadaşlar eşitliği sağlaması demektir. Hali buradaki denklemde x gördüğüm yere a yazacağım. y gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. 2x dediği için 2 çarpı a artı 3y de 3 çarpı eksi 2 eksi 6 yapar. Artı 12 eşittir 0 diyoruz. Eksi 6 ile 12 yaparsam 6 yapar. 2 A artı 6 eşittir 0'dan bir karşıya eksi 6 olarak gönderirsem 2a eksi 6'dır. A'nın değeri eksi 3'tür. Gençler yani işte şöyle farklı bir alalım. Burası eksi 3. Yani gençler bunun uzunluğu negatifte de arkadaşlar uzunluk mutlak değer olarak kabul ederiz. Burası 3 birim burası 3 birim. Yani topladığımız zaman 6 birim oldu. Bu kenarımız. Burası da zaten 2 birimdi. O halde alan eşittir. 6 çarpı 2'den 12 birim kare ve B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyoruz. Evet, i̇kinci soruyla devam edelim. Eğim dikey uzunluğu yatay uzunluğuna oranıdır gençler. Dikey bölü yatay demiştik. Buna göre F ile E noktaları arası kaç metredir diye soruyor. Burada E noktasından başlayan engelli rampasının eğimi %25 gençler. Bakın buraya 2 dersem zaten 2 metre. Burası X olsun. 2 bölü X %25 gençler. 25 bölü 100. Şöyle sadeleştirecek olursak 1 bölü 4'e eşittir diyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam x'in değeri 8 metredir. Devam tamam edelim. Yerden yüksekliği 2 metre olan rampayı kullanan vatandaşlar engelli vatandaşların zorlandığını gören yetkililer rampanı %20'ye düşürecek şekilde rampayı yeniden tasarladıklarında rampanın başlangıcı B noktasına gelmektedir diyor. O ya da şöyle Y diyecek olursam bu sefer eğim %20 oldu. 2 bölü y 20 bölü 100 olacak diyoruz. Şöyle sıfırları atarsam ikiler birbirine eşitse y de buradan 10 metredir diyelim. E 10 metre ise gençler şöyle 10 metre diye gösterelim. E, e uzunluğu bundan 8 çıkarıyorum. 2 metre olur. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Üçüncü sorumuza gelelim. Aşağıdaki tabloda bir sinemadaki bilet fiyatları verilmiştir. Etnotu notu inceleyelim gençler. Salı günleri halk günü olup bir tam bilet alana bir öğrenci bileti hediyedir. Öğretmen Salih Bey kendisi gibi öğretmen eşi ve öğrenci olan 4 çocuğu ile birlikte salı günü sinemaya gitmişlerdir. Yani bu kampanyadan isterlerse faydalanacaklar diyoruz. Ancak Salih Bey kampanyadan daha hesaplı giriş yapacağını, yapacaklarını düşünmeyesine rağmen normal bir güne göre hiçbir kazancı olmamıştır. Ya da almamış olsaydı da yine aynı ücreti ödeyecekti diyor. Buna göre tam bilet ücreti en fazla kaç liradır? Gençler kampanya almış olursa iki öğretmen şöyle 4 öğrenci var. Şimdi kampanyaya göre gençler ne yapıyor? Bir tam bilet alanı bir öğrenci arıyor. Öğretmen dediği gençler tam bilet alsaydı bir tane tam bilet alırdı yetişkinler için. 4 öğrencinin de gençler bir alana bir öğrenci bedava olduğu için 4 öğrencinin ikisi ücretsiz olurdu. Bu halde ne yapıyoruz? Öğrenci biletine de 2 tane 15 lira verirdim. 2 çarpı 15 verecekti diyorum. Evet kampanyadan faydalansaydım. Peki kampanyadan faydalanmayıp gençler öğretmen ve öğrenci bileti alsaydı. 2 öğretmen bir tanesi 20 liraydı. 2 çarpı 20 olur artı 4 öğrencide bir tanesi 15 lira 4 çarpı 15 olur diyorum ve bunlar birbirine eşittir diyor. Buradan düzenlersen 2x artı kere 15 30 eşittir 2 kere 20 40 artı 4 kere 15 60 x artı 30 eşittir 30'u karşıya gönderirsek gençler 2x eşittir 100 eksi 30'dan x'in değeri 70'tir. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri de 35 TL olur. Sorumuzun yanıtı zaten tam bileti istemişti. 35 cevabını A seçeneğinde işaretleriz. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıda verilen koordinat sistemine eş dikdörtgenler yerleştirilmiştir. Koordinat sisteminde P noktasının koordinatları eksi 10,5. Burası Eksi 10 virgül 5. Şimdi x değeri gençler. Eksi 10. Y değeri yani absisi eksi 10 iken ordinatı 5 olacak. Demek ki gençler burası 5 birim. Burası eksi 10 diyelim. Dörtgenin gençler o halde uzun kenarı birim. Kısa kenarı 5 birim. Burası da 5 birim. Benden arkadaşlar R noktasının koordinatlarını istiyor. Şimdi gençler bakın burası 10 birimde. Aynı şekilde burası da 10 birimse Halde şurası evet ne yapar gençler 10 10 daha 20 yapar. Absesin sonunda olduğu için evet orijinin sonunda olduğu için eksi 20 deriz. Buraya bakalım gençler şöyle. Burası 5 birimde Buradaki kenarımız 10 birim. 10 daha burası da 15 birim olur diyoruz. R'nin e, koordinatları gençler. Önce x değerini söylüyorum. Eksi 20 5 olur. Eksi 20 virgül 15 cevabını denizli seçeneğinde işaretleriz. Şimdi sorumuzda aşağıdaki grafik taksiye binen bir yolcu için gidilen yol ve ödenecek ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Grafikte verilen doğrusal ilişkide ödenecek ücret y, gidilen yol x olduğuna göre doğrusal denklem hangisidir diye soruyor. Gerçekten başlangıçta açılış ücreti bakın bu açılış ücreti. Evet, 3 liraymış. O halde toplam e dersem 3 artım 3 lirayla başladık gençler. 6 kilometre gittiği zaman 18 liraya çıktı. Yani 15 lira ödedi. O halde ben 15'e 6 dersem 1 kilometre gençler 2,5 lira öder. O halde biz buraya x dersek x kilometrede 2,5 x öder gençler. Doğru denklemimiz ne oldu? Y eşittir. 3 artı 2,5 x olur diyoruz nerede görüyorum? Denizli seçeneğinde doğru yanıt. Evet. Denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyoruz gençler. 2.5 artı 3 ya veya 3 çarpı 2.5 x deriz gençler. 3 artı 2.5 x deriz. Ve D şıkkı doğru yanıttır. Gençler cevap anahtarı C diyor ama C doğru değil gençler. Evet denizli seçeneği doğrudur diyelim. koordinat sisteminde bir doğrunun grafiğini çizmek isteyen Derya öncelikle aşağıdaki değerler tablosunu oluşturuyor. Buna göre Derya'nın çizmek istediği doğru, doğrunun denklemi hangisidir diye soruyor. İşte x'leri incelersek bakın 0, 1, 2, 3 birer birer artıyor. Bu eğer arkadaşlar x birer birer artıyorsa y'nin artış miktarı bakın artı 3 artı 3 artı 3 Örüntü kuralı yazar gibi düşünelim gençler. O halde y'nin artış miktarını şu x'in katsayısı olarak yazacağım e eşittir 3x dedim. burada gençler bize x yerine 1 verirsem 3 kere 1 3 8'i elde etmek için 5 eklemem gerekir evet, istersek diğerlerini de kontrol edelim x yerine 0 verirsem 3 çarpı 0 5 ne yapar gençler bakın 5 olur Evet x yerine 2 verirsem 3 çarpı 2 artı 5'ten 3 kere 2 6, 6 daha 11 olur. Birbirine hepsini sağladığını görüyorum aradığımız denklem eşittir. 3x artı 5'tir. Verilenlere baktığımız zaman gençler o halde clerim eşitliğimin diğer tarafına gönderdiğimi düşünüyorum. Y'yi buraya alırsam 3x artı 5 eşittir y denklemini c seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler burada cevap anahtarları bakın yine yanlış gösterdi. Ve c şıkkı buradan sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet gençler devam edelim hangi sayının nokta nokta eşittir diye soruyor gençler. Yukarıda bir kısmı verilen problem çözümü için evet, denkleme bakalım. x bölü 4 artı 3x bölü 2 eşittir 14. Evet, buna göre eksik bırakılan yerine ne yazılmalıdır diyor. İşte x bölü 4 aslında kas sayısı bakın 1'dir. Yani 1 bölü 4 demektir veya 4'te 1 demektir. Evet, x'in 4'te 1'i 3x bölü de, de x'in evet, 3 bölü 2'si gençler. 3 bölü 2 katı gibi düşünebiliriz. Eşittir 14. Baktığımız zaman 4'te biri ile 3 bölü 2'sinin toplamı 14'e eşit olan sayı diye düşünürsek denizli seçeneği doğru yanıttır deriz. Bir satıcı limon suyu ve suyu karıştırarak limonata hazırlıyor. karışımda kullandığı miktarının 2 katının 300 mililitre eksiği kadar su kullanıyor. Buna göre limon suyu ve su miktarları arasındaki ilişkiyi gösteren tablo hangisidir? ise 2 katının 300 eksiği olacak. A seçeneğine baktım. 2'nin 2 katı 2000 2000'in 300 eksiği gençler 1700. Evet bu doğrudur. 2000 2 katı 4000 gençler 4000'in 300 eksiği olması gerekir. 3700 olması gerekir. 3400 olduğu için A seçeneği yanlıştır. 1000'in 2 katı 2000 dedik 300 eksiği 1700 doğru. 2000'in 2 katı 4000 300 eksi 3.700 olacaktı. Bu ifade de yanlıştır. Geldik gelse 1.700 doğru demiştik. 2.000'in 2 katı 4.000 300 eksi 3.700 olacaktı. Yanlıştır. Yine 1.700, 2.000'e 3.700 3.000'in 2 katı 6.000 6.000'in 300 eksi de 5.700 olur. Bu ifade doğrudur diyorum. Ve Denizli şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersin burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.